karşı suya yazılan hikayeyi takipte 6. bölümüyle sizlerle. Cumhurbaşkanlığı 5. Uluslararası Yat Yarışları Halikarnas Kupası'nda ekiplerin açık denizdeki zorlu mücadelesi devam ediyor. Nefes kesen rotada yelken tutkunlarının kalbinde yer edecek olan unutulmaz macerayı rüzgara karşı an beyan sizin için takipte. Ekipler gece yarısından itibaren marineye bağlanmaya başladı. Hadi gelin, yorgunlar ama bizi kabul edeceklerine eminim. We have this race is very difficult for us. Bizim için çok zor bir yarış geçti. Birçok defa baştan başladık. Çünkü sürüklendik. Bazı kapıları tekrar geçtik. Bence bütün katılımcılar için zor bir yarıştı. Takım olarak çok mutluyuz. Katılımcılara ve organizasyona çok teşekkür ederiz. And thank you for participants. Ekipler yavaş yavaş finish vermeye başladı. Gece yarısından itibaren Yalıkavak Marina'ya bağlandılar. Yanımızda İstanbul Açık Deniz Yat Yarış Kulübü Başkanı Ekrem Tolga Yemlihaoğlu var. Başkanım, ekipleri karşılıyoruz. Yavaş yavaş nasıl bir yarış seyri izliyoruz? Evet, gece 2'den itibaren şu ana kadar ekiplerin filonun öncü ekibi marinaya yanaştı. Yarış tamamladılar. Tam bir açık deniz yarışı oluyor. Kimisi çok rüzgarsız, kimisi gerçekten zor şartlarda mücadele veriyorlar. Filonun 1/3'ü yaklaşık hala denizde. Bu geceden itibaren de fırtına bekliyoruz. Umarım çok zorlanmadan sağ salim onlar da bu akşama kadar yarışı tamamlamış olurlar. Sır dibine kadar. Dileriz ki fırtınaya kalmadan ekiplerin tamamını burada bağlanmış buluruz. Genel bir değerlendirme alacak olursak yarışların mottosu ne olmalı sizce? Sabır. Gerçekten sabır. Evet, çok hava hafifti. Bazı bölgelerde bizim kaçak tabir ettiğimiz sert havalara denk geldiler. Yorucuydu, taktiksel anlamda çok çok öne çıktı bu beceriler. Hani bazı yarışlar olur, rüzgar güçlüdür, filo birbirinden kopmadan bir bütün halinde aynı hareketi yapar. Bu öyle bir yarış değildi. Şu an hala Simin'in Sönbeki Adası'nın orada iki ekip var. Onlar maalesef hani bu rüzgarları bulamamış olanlar. Çok zor bir yarıştı, çok taktiksel bir yarıştı. 250 mil, çok sıcak, farkındasınız hava Mayıs ayı olmasına rağmen. Tabii yanlarında çok az malzemeyle denize çıkıyorlar hafif olmak için, hem yiyecek hem içecek anlamında. Sinirlerine hakim olan, rüzgarı iyi okuyan ekipler öncü filo marinaya yanaştı. Bu yarış için de söylemek istediğim aslında mottoyu sorduğunuzda şimdi aklıma geliyor. Bu yarış Bodrum'dan başladı. Rodos Adası, Sönbeki Adası. Yani Ege Denizi'nin derinliklerine kadar barış, huzur, kardeşlik içinde herkes adına büyük bir başarıyla gerçekleştirildi. Sportif yanını bir tarafa bırakıyorum. Şanlı bayrağımız Ege'nin en derinliklerine kadar her teknede dalgalandı. Uluslararası ekiplerin teknelerinde. Çok haklısınız. Bu yarışın açıkçası varlığının nedeni, en önemli nedenlerinden de biri buydu. Barışa, kardeşliğe bir kapı açmaktı. Bu kapı da umarım sonuna kadar açıldı diyebiliriz.
have a third place in this year. Bu yarışı üçüncü bitirdik. Bu yılki performansımız çok iyi değil. Zor hava şartları vardı. İki gece çok çalıştık. Yarışı bitirdiğimiz ve burada olduğumuz için çok mutluyuz. Bütün ekip olarak Türkiye'yi ve bu yarışı çok sevdik. All our team live Turkey and regatta and we had it here. Favorit isimli tekne de marineye bağlandı. Ekip iki gündür uyumuyor. Zor bir yarıştı. Bakalım Lola yarışa ilişkin bize neler aktaracak. We have not slept in two days. İki gündür uyuyamıyoruz. Bu yarışı üçüncü olarak bitirdik ve henüz kesin sonuçlar açıklanmadı. Bütün yarış boyunca birinci gittik. Liderdik. Son adayı dönerken rüzgar yoktu. Dönüş alamadık ve o bölgede sıkıştık. Çok üzüldük. Which is very very sad. Nice to meet you, Nola. Nice to meet you too. Bye bye. See you. Rüzgara karşı Ege'nin hırçın dalgalarında unutulmaz bir maceraya yelken açan ekiplerin suya yazılan hikayesini an be an sizin için takipte. Provanız neta, rüzgarınız kolayına olsun. İyi seyirler.